Düşünebiliyor musun muhterem? O aşk eden parfümden benim elimde olaydı. Hemencecik Firdevs Hanım'a sıkardım vallahi. Muhteşem abi. Bu salçaların son kullanma tarihi bugüneymiş. Akşama kadar satılmazsa hepsini yiyebilir miyim? Gece 12'den sonra bozulacak. Yazık olmasın. Ah ulan be. Ah ulan be. O parfümden bir damlacık olaydı be. Ne haber muhteşem? İyi. Firdevs Hanım. Firdevs Hanım, Firdevs Hanım. Dükkanıma hoş girdiniz. Şeref girdiniz. Emrinizden Firdevs Hanım. Bu sefer senden özel bir şey rica etmeye gelmedim muhteşem. Yok. Sıradan bir müşteri gibi iki ekmek, bir kutuda kesme şeker alıp gideceğim. Tabii. Bir de... Bir şey de alacaktım. Ne? Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Dükkanımdaki bütün mallardan birer tane veririm ben size. Tamam. Nasıl olsa işlerinden bir tanesi sizin aradığınız olacaktır. Saçmalama muhteşem. İzin verirsen anneme bir telefon edip öğreneyim. Telefon? telefon ne demek? Ne demek Firdevs Hanım? İsterseniz, yani emredersiniz ben bu telefonu alıp paramparça ederim. Alo. Anne benim, bekar gezen kızım Firdevs. Ya ben bakkaldayım da ne istemiştim benden unuttum. Hah, doğru ya, yoğurt. Tamam. Abimin durumu nasıl anne? Hay Allah, neymiş bu aşık eden parfüm ya? Keşke sıktırmasaydık abime, bak başımıza ne işler açıldı. Ya. Tamam. Hemen geliyorum, tamam hadi. Buyurun Firdevs Hanım. Teşekkürler. Rica ederim Firdevs Hanım. Hoşçakal. Güle güle Firdevs Hanım, güle güle. Fakat yine bekleriz. Biliyorsunuz dükkan sizin. Sen her zaman hazırlıklı ol muhteşemcim. Çünkü senden her an bir şey isteyebilirim. Güle güle Firdevs Hanım. Demek bu aşk eden parfüm bizim Menkıbe Hanım teyzedeymiş. Çok iyiyim. Bana bak muhterem, bana bak. Yarın ilk işimiz bu aşık eden parfümü ele geçirmek olmalı. Böylece Firdevs Hanım bana aşık olur ve evlenebiliriz. Düşünebiliyor musun? Gele böyle bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter etmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Seni yanan benim için. Harika olmuş yemekler, harika. Ellerinize sağlık. Hele şu salataya koyduğunuz bitki var ya. Nefis bir lezzet kalkmış. Siz şimdi salatadaki bitkiyi bırakın da biz esas şu parfümün içine koymamız gereken bitkinin adı neydi? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Ay anne, sen de şu bitkinin adını hatırlayacaksan hatırla artık. Bak abimin durumu gittikçe vahimleşiyor. Ortada kadın falan yok, gene de aşık oluyor. Aa kızım, Arşimettin Bey'le konuşurken sen de yanımızdaydın. Yani bir zahmet sen hatırlamaya çalışsan nasıl olur acaba? Ben o sırada böyle bir parfümün icat edilişinin şaşkınlığı içerisindeydim. Anne hiçbir şey duymadım. Ay duysan şaşardım zaten. Senin aklın fikrin koca bulmak. Bir dakika. Kavga etmek bu işi çözmez. Şimdi hep birlikte bu bitkiyi bulacağız. Menkıbe Hanımcığım, bu bitki acaba kaç kelimeden oluşuyordu, hatırlıyor musunuz? Dur bakayım. Galiba 3 kelimeydi. Çok güzel. Peki bu bitki nasıl bir bitkiydi? Yani çiçek falan gibi miydi acaba? Galiba evet. Bir çiçek ismiydi galiba. Neydi? Buldum. Laleydi, lale. Bravo baba be, aslansın be. Yaz dostum. Peki, çok güzel, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi söyleyin bakayım bana, bu lale ne lalesiydi? Yani Hollanda lalesi mi, Gülhane lalesi mi, Leman lalesi mi? Bir düşünün. Hangisi? Kanatları boşlukta sevimsiyah. Ah, buldum. Dağ lalesiydi. Lale. Yaşayın. Hadi bakalım. Bir gayretlik işimiz kaldı. Evet be. Şarlokovski babam var valla. Yaşa be baba. Peki. Menkıbe Hanımcığım. Bu dağ lalesi. Acaba hangi dağın lalesiydi? Bir düşünün bakalım. Buldum. Ay Ağrı Dağ lalesiydi. Ağrı Dağ lalesi. Aslan babam be. Allah Allah. Çok garip. Sanki tanıdık biri dokundu yani ama. Ve de
Bak, çok önceden terk edilmiş bir koku geldi burnuma. Neyse. Şimdi bana bak, bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ha? İyi ama bu ağrıda alalesi nerede bulunur ki? En iyisi gideyim gözüm ablaya sorayım, o her şeyi bilir. Dur dur, nereye gidiyorsun? Lalem, sümbülüm, kara tutum, çatal karam, çingenem. Geleceğim aşkım, geleceğim. Seni normale döndürecek laleyle geleceğim. Aa, Firdevs, ne oturuyorsun öyle boş boş? Kalk git aktarlara sor bakalım şu bitkiyi. Bul. Allah Allah, sanki benim aklımda ya da telefon defterimde aktarların telefonu var. Çok konuşma. Kalkarsın 118'den bilinmeyen numaralardan öğrenirsin tembel şey. Ya hadi be gözüm abla, şu laleyi nerede bulacağımız bul artık. Dur be canım, dur Ağrı Dağ lalesi, Ağrı Dağ lalesi. Hah, buldum. Bu lale Ağrı Dağ'da bulunuyormuş Ruhsar'cığım. Gözüm abla, Ağrı Dağ lalesinin Ağrı Dağ'da bulunduğuna emin misin? Evet, çok eminim, bak yazıyor. Ağrı Dağ'ın 3900. metresinde bulunuyormuş ve çok hassas bir laleymiş. O zaman gözüm abla, benim hemen gitmem lazım. Tamam canım. Nasıl? Ağrı Dağ lalesi diye bir lale hiç mi duymadınız? Peki duyma ihtimaliniz var mı? Yani bulma ihtimaliniz var mı? Tamam tamam, anladım anladım. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Yok muymuş? Yok 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 yok. Bu sorduğum 10. aktar. Hiçbiri duymamış bile. Ben Mersin'e gidip bir bakayım. Sanıyorum Mersin'de bu Ağrı Dağ lalesini bulabilirim. Ay size zahmet olacak. Rica ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Ama bulur bulmaz hemen bize haber tabii, verirsiniz. Tabii, değil mi? Tabii, hemen, hiç hemen alıp getirin. Biliyor hemen musun? Alıp getireceğim. Çok, getireceğim. Çok, hiç merak etme. Çok teşekkür ederim. Vallahi rica çok ederim. Zahmet oluyor. Sağ olun Gazanfer Beyciğim. Ay, ay ne yapsak acaba? Hayır, yani Ağrı Dağ lalesinin nerede bulunacağını bilsem fırlayıp gideceğim ama bilemiyorum ki. Evet. Lalemiz hazır olduğuna göre artık parfümün içine koyabiliriz. Day day dibi dibi day day. Merhaba dost insanlar. Merhaba aşkım. Aşkım demek bana çiçek getirdin ha? Çiçek. Sen çiçeklerden de çiçek, böceklerden de böceksin benim için. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, sevmiyor. Lale! Beni aman Bebasar! Ben bu laleyi alabilmek için ta nerelere gittim sen biliyor musun? Üzülme güzelim, üzülme. Kopan lale yaprağı olsun. Sen benim canımın yaprağısın. Ben de senin kayağının olayım. Şimdi tekrar gidip yeni bir lale koparmam gerekiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar'cığım ölmemiş. Gel